Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Hemen başlıklar diyoruz, sonra ayrıntılara geçeceğiz. Bir devlet niçin dinler? Profesör Doktor Haydar Baş, Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşünün yansımaları dedi. ABD'nin telekulak skandalında her geçen gün yeni bir gerçek gün yüzüne çıkıyor. Şok bir harita ortaya çıktı, Türkiye'de listede. Başbakan Erdoğan'dan ilginç açıklamalar. Yabancıya toprak satışına Atatürk'ü referans gösterdi. Özelleştirme politikasından övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Gül'den küreselleşme savunması. Ceylan Pınar ateş çemberi. Önce eve sonra sokağa havan mermisi düştü. Çatışmalar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Vatandaşlar oldukça huzursuz. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Gaderi Hun Bayramı programından notlar. Şeyh Celal Meaş, kaosun sebebi Ehl-i Beyt'in hakkının yenilmesidir. Seyit el-Hekim, ancak Ehl-i Beyt'in hakkı verilirse huzur bulunur dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi El-Brami'yi ağırladı. Esad, barış için isyancılara verilen destek sona ermeli dedi. Irak'ta yine bombalar patladı, Bağdat'ta intihar saldırısı gerçekleştirildi. 24 ölü, 15 yaralı. Sakarya'da prefabrik skandalı. Depremzedeler eşyalarıyla sokağa atıldı. Kredi kartı kabusu büyüyor. Ekonomik durum kötüleştikçe bataklar da artıyor. Ayrıntılar şimdi. Hemen detaylara geçeceğiz ama bültenimize önemli bir analizle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin telekulak skandalı gitgide büyüyor. Aralarında müttefik olarak gösterilen ülkeler dahil 35 ülkenin liderinin dinlenmesi büyük tepki aldı. Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesinde bu skandalı ele aldı. ABD'nin çöküşünün yansımalarıdır yorumunda bulundu. WikiLeaks belgelerinden sonra şimdi de telekulak skandalı dünya gündeminde. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski sistem analisti Edward Snowden'in sızdırdığı, aralarında Almanya, Fransa ve İspanya'nın da bulunduğu 35 ülkenin liderlerini ABD'nin dinlediğine ilişkin belgeler bu ülkeleri ayağa kaldırdı. Bazı çevrelerde ABD'nin ülkeler üzerindeki etkisini gösteren bilinçli bir sızdırma olarak değerlendirilse de bu skandallar saltanatını kaybeden Amerika'nın artık bu yolların dışında bir güç gösterisi yapamayacağının ispatıdır. Ülkelerin ayakta durabilmesi için adalet temeline oturması gerekir. Önce kendi içindeki adaleti temin etmesi, bununla beraber hukuku olan devletlerle ilişkilerini adil bir şekilde devam ettirmesi şarttır. Günümüz dengelerinde içeride kültür birliği, eğitim birliği, medeniyet birliği gibi öğelerle kaynaşmış bir millete sahip, dışarıda da menfaat birliği içinde olduğu devletlere adaletle paylaşımı sağlayabilen, her konuda emniyeti sunan bir devletin bekası söz konusu olabilir. Bütün bunların hayat bulabilmesi için ekonomisinin de sağlam bir temele dayanması zorunludur. Bu dinleme olayıyla cereyan eden hadiselere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomi temelleri sarsılan bir ülke görünümünde olduğu ortadadır. Kendine olan inancını, bağlılığını ve de gücünü kaybetmiştir. Hal böyle olunca dost ve düşmanlarını devlet olarak değil birey olarak da tanıma noktasına gitmiştir. Bugünkü tablo geriye dönüşün belki de çöküşün farkında olmaktadır. Yansımalarıdır. Bu durum aynı şekilde devam ederse Amerika Birleşik Devletleri krallığına son vermek mecburiyetinde kalabilir. Krallık dedik çünkü ABD demokrasi ve insan haklarını kullanarak kendi hegemonyasını dünya saltanatı haline getirmek istiyor. Zaten kralın yaptığı işte budur. Dost olduğu ülkelerin yeraltı, yerüstü kaynaklarına, ticari ve sanayi gelirlerine bir denklemle ortak olmaya çalışan bir zihniyet. Böyle bir zihniyetin de yüzyıllar boyunca devam etmesi asla mümkün olamaz. Büyük devlet olmanın özelliği etrafındaki devletleri koruması, kollaması, madden ve manen destek olmasıdır. Bu vasıfları kaybeden devletlerin ayakta durabilmesi tarihte görülmemiş bir olaydır. İnsan haklarını yaşatmalı, can, mal, namus emniyetlerini temin etmeli, din ve vicdan hürriyetini sunmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu özelliklere sahip olmanın gereğini anlayamadığı için en güçlü olduğu dönemlerde liberal kapitalizmin kurallarını hayata geçirerek etrafındaki ülkelere kan kustu. Hayatını sömürü üzerine kurgulamış bir ülkenin sonunun bu olacağı da muhakkaktır. Başkaları sana köle ise varsın, karşında şahsiyet sahibi ise yoksun. Böylece zafiyeti ortaya çıkan devlet kendini koruma mantığıyla herkesi dinlemeye başlamıştır. Milyonların dinlenme sebebi budur. Hani uçan kuştan endişe ediyor derler ya, tam da bu hal. Amerika Birleşik Devletleri bu psikolojiyi yaşamaktadır. Profesör Doktor Haydar Baş.
ABD'nin telekulak skandalında her geçen gün yeni bir gerçek gün yüzüne çıkıyor. Şok bir harita ortaya çıktı, Türkiye'de listede. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın dinleme skandalı her gün yeni bir boyut kazanıyor. Başkent Ankara ve İstanbul'da da ajansın personelinin bulunduğuna dair bir harita ortaya çıktı. ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun dinleme skandalında yeni gelişmeler var. NSA'nın dinlemeleri yürüten ekibin Türkiye'de de faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Der Spiegel hafta başında Almanya Başbakanı Merkel'in dinlendiğini aktarmıştı. O haberde sansürlü biçimde kullanılan harita dikkatleri çekmişti. Hackerlar Cyberpunks bloğunda bu haritanın orijinalini yayınladı. Haritada İstanbul ve Ankara'daki diplomatik temsilcilik binalarına yer verildiği görülüyor. Haritanın 13 Ağustos 2010 tarihinden bu yana geçerli olduğu belirtildi. Haritada koyu renkler dinlenen bölgeleri gösteriyor. Aralarında Berlin'in de bulunduğu 72 noktanın renk kodu Türkiye ile aynı. Bu dinleme yapılmadığı anlamına gelmiyor. Açık renkte belirtilen şehirlerde dinleme gayri resmi yollarla yapılıyor. İddialara göre bunun nedeni dinlemeler ortaya çıktığı takdirde yaşanan krizi engellemek. Konuya yönelik ABD kanadından da açıklamalar geliyor. İstihbarat yetkilileri söz konusu operasyonların gizli olmadığını savundu. Üst düzey bir yetkili Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ne ifade verdi. O yetkili NATO üyesi ülkelerin elindeki kayıtları zaten ABD ile paylaştığını açıkladı. Ancak gayri resmi yollarla yapılan dinlemelere bir izahat getirmedi. Başbakan Erdoğan'dan ilginç açıklamalar. Yabancıya toprak satışına Atatürk'ü referans gösterdi. Özelleştirme politikasından övgüyle bahsetti. Cumhurbaşkanı Gül'den küreselleşme savunması. Sayın seyirciler, İzmir'de konuştu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve yabancıya toprak satışı politikalarını referans olarak Atatürk'ü gösterdi. Erdoğan, Türkiye'nin gelir getiren kurumlarının özelleştirme yoluyla elden çıkarılmasından da övgüyle bahsetti. Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katıldı. Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'in de katıldığı kongrede konuşan Başbakan Erdoğan, yabancıya toprak satış politikalarına dayanak olarak Atatürk'ü gösterdi. Sanılanın tam aksine, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında uluslararası sermayeye kapı aralandığını, yabancıların mülk edinmesinin, bunun altını özellikle çiziyorum, mülk edinmesinin önünün Cumhuriyetimizin ilk yıllarında açıldığını, bizzat Gazi Mustafa Kemal döneminde yabancılara toprak satıldığını burada özellikle vurgulamak isterim. Erdoğan, Türkiye'nin gelir getiren kurumlarının özelleştirme yoluyla elden çıkarılmasından da övgüyle bahsetti. Bu vesileyle bu toplantıdan tabii ben Avrupa Birliği'ne de bir yollama yapmak isterim. Bir defa Avrupa Birliği önce kendi üyelerine bir bakması lazım. Özelleştirmede rekortmen Türkiye'dir. Kendi üyelerini iyi incelemiyor. Özelleştirmeyi en başarılı şekilde yürüten ülke şu anda Türkiye'dir ve bizim iktidarımızdır. Ve buna biz bütün engellemelere rağmen hızla yürüyoruz. Çünkü biz devleti bir defa ticari hayatın içerisinden çekme mücadelesini başarıyla veren bir iktidarız. Kongrede Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de konuştu. Bugün beşincisini düzenlediğimiz İzmir İktisat Kongresi'nin serüveninin milliden küresele 90 yıllık seyahat olarak adlandırılması ve bu kongrenin temasının küresel yeniden yapılanma sürecinde Türkiye ekonomisi olarak belirlenmesini son derece isabetli buluyorum. İyi akşamlar. Sayın Kaplan, ben açıklamaları ilişkin hemen sorumu sizlere yöneltmek istiyorum. Özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özelleştirme gündemine ilişkin yapmış olduğu açıklamalar ve Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de dünya artık küreselleşiyor diyerek başladığı ve küreselleşmeyi savunmuş olduğu açıklamalar tartışılıyor gündemde. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu fotoğrafa nasıl bakmak gerekir? Evet, teşekkür ederim Faruk Bey. Tabii İktisat Kongresi İzmir 1922'deki yapılan ilk İktisat Kongresi ile hiçbir alakası yok. Birisi batıyı, birisi doğuyu, birisi aşağı, birisi yukarıyı veya birisi geceyi, birisi karanlığı gösteren İktisat Kongreleri. Birisi devletin kurulmasında iktisadi rotanın belirlenmesi, milli iktisat politikalarının belirlenmesi konusundaki bir kongre. Ama bugünkü yapılan
gayrimilli iktisatın millete hazmettirilmesi, millete anlatma adı altında bir şekilde parantez içinde söyleyeyim yedirilmesi özelliklerini taşıyor. Şimdi bu haberi izlerken benim aklıma bir atasözü geldi. Minareyi çalan kılıfını hazırlar atasözü aklıma geldi. Bakınız özelleştirmeden bahsediyor ve Avrupa Birliği'ne de başbakan mesaj verirken şunu söylüyor. Biz özelleştirme konusunda rekor kırdık diyor. Bu rekoru ne anlama geldiğini birkaç cümleyle ifade edeyim. Özelleştirmenin rekor kırması anlamı Faruk Bey, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki yapılan bütün kazanımların AKP hükümeti tarafından elden çıkartılmasıdır. Bunun adına özelleştirilme deniyor. Özelleştirilmenin gerçek anlamdaki ifadesi devlete ait kurumların kurumlara halkın ortak edilmesidir normalde. Ama bizdeki uygulaması, özelleştirilmenin uygulaması yabancılaştırma anlamında kullanılmıştır. Yani Türkiye'nin bütün kaynakları, biraz sonra sayacağım bunları tek tek, bütün kaynakları, bütün kazanımları özelleştirilme adı altında yabancılaştırılmıştır. Yani elimizden çıkmıştır. Ne pahasına ne elde edilmiştir? Hiçbir şey. Hava elde edilmiştir. Onu da rakamla ifade edeceğim. Şimdi başbakanın özelleştirmede rekor kırdık derken o zaman şu da tabii yorum açık hale geliyor. Devletin özelleştirilmesi sonucunu da ortaya çıkartıyor Sayın Başbakan. Mesela diyor ki devleti ticaretin içinden çıkardık. Peki devletin ticaretin içinden çıkardık da ticareti kimin eline teslim ettik? Ticareti, finansı, kaynakları kimin eline teslim ettik? Bu da zaten bu toplantıda cevabı verilmiş bir soru. Küreselleşme denilen yabancı sermayeye devletin içinden çıktığı ticaretin kendisine teslim edildiği bir sonuç ortaya çıkıyor. Bakın Sayın Başbakan başka bir şey daha söyledi. İlk toprak satışı dedi, işte Atatürk zamanında yapıldı. Şimdi şu anda yayını gerçekleştirdiğimiz Meltem TV Ankara stüdyosu Kavaklıdere semtinde. Yani Atatürk Bulvarı üzerindeyiz. Bizim karşımızda Almanya Büyükelçiliği var, İtalyan Büyükelçiliği var. Şimdi Sayın Başbakan acaba bu büyükelçilikleri mi kastediyor diye ben düşünmeden edemedim. Çünkü biliyorsunuz büyükelçilik toprakları o ülkenin toprakları hükmündedir ve burası başkenttir, yeni bir başkenttir. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o büyükelçiliklere verilen toprakları mı kastediyor diye düşünmeden edemedim. Niye? Burada veriler var, rakamlar var. Yani 1923'te, 1923'ten 2002 yılına kadar tam 79 yılda acaba toprak satışı ne kadar gerçekleşmiştir yabancılara? O rakamı paylaşalım izleyicilerimizle. 1923'ten 2002 yılına kadar, yani AKP hükümetinin kuruluşuna kadar resmi verilere göre 11 milyon metrekare toprak satışı yapılmış. 11 milyon metrekare tam 79 yılda. 11'i bir yere yazalım. Son 11 yıllık bir 2012 rakamlarını konuşuyorum. Son 10 yıllık AKP döneminde ise yani 2002'den 2012'ye kadar bu toprak satışının tam 130 kat fazlasını gerçekleştirmiş AKP. 136 milyon metrekare. 79 yılda 11 milyon metrekare. Son 10 yılda 136 milyon metrekare. Yani bütün oranları alt üst eden, bütün hesapları alt üst eden, istatistiki karşılaştırmalara imkan vermeyen bir furya. Yabancılara toprak satış furyası. Sadece 2012 yılında, yani bir yıl önceki yabancılara satılan toprakların büyüklüğü 75 milyon metrekare. 79 yılda, tekrar söylüyorum, 79 yılda 11 milyon metrekare, bir yılda AKP'nin son 2012 yılında 75 milyon metrekare. Yani bir yılda AKP'nin satmış olduğu yabancılara toprak 79 yıllık Cumhuriyet tarihinin tam 8 katı. Bunu söylüyor mu Sayın Başbakan? Söylemiyor. Üstelik özelleştirmeler konusunda da çok ciddi gururla ifade ediyor. Bakınız, Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda Milli İktisat Kongresi'nden sonra tekstil, süt, demir, çimento fabrikaları yapıldı. Şeker fabrikaları, tekstil fabrikaları kuruldu. Evet. Limanlar, yollar, köprüler yapıldı. Uçak fabrikası kuruldu. Bunları paylaşalım çünkü her zaman bunları konuşma şansımız olmuyor. Bunu Yeni Mesaj gazetesinde de Mehmet Emin Koç bugün köşesine taşımış. Çok ayrıntılı, çok müdellel bir yazı, gerçekten tebrik ediyorum. Gölcük Tersanesi, Alpullu, Uşak, Eskişehir, Turhal şeker fabrikaları. Nerede şimdi bunlar? Yerinde yerler esiyor. Nuri Demirağ Uçak Fabrikası, Ankara Fişek Fabrikası, Eskişehir Hava Tamirhanesi, Kayaş
Kapsül ve Kırıkkale Mühimmat Fabrikaları, Gemlik Suni İpek, Eskişehir, Ankara Çimento, Sivas Çimento, Zonguldak Taşkömürü, İzmit Kağıt ve Karton, Isparta Gülyağı Fabrikaları, Seka, Tekel, Etimaden, Sümerbank, say say bitmiyor. Bütün bu binlerce fabrika ve işletmeler o yokluk döneminde inşa edildi. Yani Sayın Başbakan eleştirdi, yıllarda inşa edildi. Peki AKP hükümetinde neler yapıldı? Cumhuriyet dönemindeki inşa edilen bütün bu milli sermaye, yerli sermaye talan edildi. Özelleştirme adı altında yabancılaştırıldı. Yerli, yabancı yandaşlara, ortaklara adeta peşkeş çekildi. TÜPRAŞ. Nerede TÜPRAŞ? Devletin elinde bir TÜPRAŞ vardı 10 sene önce. Nerede? AKP tarafından satıldı. Telekom nerede? AKP tarafından satıldı. Petkim Erdemir nerede? AKP tarafından satıldı. Seka, Sümerbank, Eti Bakır, Eti Krom, Eti Alüminyum, şeker fabrikaları, limanlar. Nerede bunlar? AKP hükümeti tarafından satıldı. Peki ne geçti ele? Satıldı da bu paralar nerede? Ve bu paralar ne kadar? Bu paraların toplamı da Faruk Bey 46.8 milyar. Bunun da özelleştirmelere harcanan altyapı paraları içerisinde gittiğini hesap edersek el elde baş başta. Yani bütün kaynaklar elden çıktı. Karşılığında neredeyse 0 lira bir karşılık var. Yani yok pahasına satılan kaynaklar söz konusu. Bir son bir rakamı paylaşalım izleyicilerimizle. Çok da uzatmaya, aslında bu çok ayrıntılı bir konu. Çok uzatmak mümkün. Buyurun. Son bir gerçeği, son bir rakamı paylaşalım. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün rakamları bunlar. Kendi rakamları. Devletin resmi rakamları. AKP hükümetinin iş başına geldiği zaman bizim iç ve dış borcumuz 200 milyar lira. Eski parayla 200 katrilyon lira. 2002 yılında. Bugün 2013 yılındayız. Türkiye'nin iş ve dış borçları 200 milyar liradan 1 trilyon lirayı aşmış durumda. Yani 79 yıllık Cumhuriyet boyunca bütün borç toplamı 200 milyar lira. Son 10 yılda bu borç tam %500 hatta %600 artmış, telaffuzu bile zor, 1 trilyon lira. Eski paraya göre katrilyondan sonra kentrilyon mu geliyordu? Evet, kentrilyonu kullanmış olsaydık borcumuz olarak bunu kullanacaktık. Şimdi o özelleştirmelerden elde edilen paralar bu borçları azaltmadığına göre, faizlere bile yetmediğine göre, IMF'nin borcunu kapattık gönderdik gibi çok basit bir söylemin arkasına sığınmak da hakikaten başbakana, gerçekten ben yakıştırmakta zorlanıyorum. İktisat Kongresi'nde bugün ortaya koymuş olduğu veriler de aslında ilk baştaki sözümü hatırlatarak bitireyim. Çalınan minareye adeta hazırlanmış kılıfı takdim etme görüntüsü gibi geldi bana. Biraz ağır, biraz fazla eleştiriyor gibi bir görüntü ortaya çıkabilir ama rakamlar bizi böyle konuşturuyor. O yüzden rakamları da konuşmamak, sertletmek mümkün olmaz. Bunu yandaş medya zaten yapıyor. Bu da gerçeklerin ortaya konulduğu ekranlar olduğuna göre bizim de işimiz bu gerçekleri halkımızla paylaşmak Faruk Bey. Çok teşekkürler Sayın Kaplan. Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen Gaderi Hun Bayramı programından notlar. Şeyh Celal Meaş, kaosun sebebi Ehli Beyt'in hakkının yenilmesidir. Seyyid el-Hekim, ancak Ehli Beyt'in hakkı verilirse huzur bulunur dedi. Sayın seyirciler, İslam alemi geçen hafta Gaderi Hun Bayramı'nı kutladı. Yeni Mesaj gazetesinin bu kapsamda İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde organize ettiği programa bir kez daha kameraları çevireceğiz. Iraklı din alimi Seyyid el-Hekim ve İranlı din alimi Şeyh Celal Meaş sunumlarında şu noktanın altını çizdi. İslam alemindeki kaosun sebebi Ehli Beyt'in hakkının yenilmesidir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Hazreti Ali Efendimiz'i imam ve vasi tayin ettiği gün olan Gaderi Hun Bayramı tüm İslam aleminde kutlandı. Yeni Mesaj gazetesinin İstanbul Bostancı'da organize ettiği uluslararası etkinliğe yurt dışından önemli isimler katıldı. İran'dan gelen Şeyh Celal Meaş da onlardan biriydi. Kur'an vel Kur'an ma Ali. Peygamberimiz sahih hadislerde, bütün mezheplerinde onayladığı hadislerde şöyle buyuruyor. Ali hak iledir, hak Ali ile. Ali Kur'an iledir, Kur'an da Ali ile. Yedi kema emaren nebi. Peygamberimizin emrettiği gibi ellerimi kaldırıyorum. Kema kâle li aliyyin yevmel gadir. Hazreti Ali için Gadir-i Hum gününde demişti ki Allahümme valimen vala. Allah'ım ona dost olana sen de dost ol. Ve adimen ada. Ona düşman olana sen de düşman ol. Vansur men nasara. Ona yardım edene sen de yardım et. Ve hudul men hazele. Onu yalnız bırakanı sen de yalnız bırak. هذا دعاء النبي
fi yevmil gadir. Bu peygamberimizin Gadir-i Hum günündeki duasıydı. İranlı din adamı Şeyh Celal Meaş, Hazreti Ali'nin velayetinin ayetle sabit olduğunu belirtti. Tedellu ennel vilayete ba'den nebi li Ali ibn Ebi Talib hasran. Kur'an-ı Kerim'de ayet vardı. Sizin veliniz ancak Allah ve Resulüdür ve iman edip salih amel işleyenler ve rükû halinde zekat verenlerdir. Hazreti Ali fakir birisine rüküdeyken zekat ve sadaka verdiği için bu ayet gelmiştir. Burada da Hazreti Ali'nin velayetine net bir işaret vardır. Aleyna en nujaddidil bey'a fi kulli am fi idil gadir. Eğer peygamberimizin sünnetine uyuyorsak her yıl Gadir-i Hum günü bu merasimi düzenleyip kutlamalara devam edeceğiz. Şeyh Celal Meaş, İslam aleminde bitmek bilmeyen kaosların ana sebebi Ehl-i Beyt'in hakkının yenilmesidir dedi. Kulluhu bi esbab teghyibil gadir ve iqsa'il gadir anil umme. Konuşmacılarımız da işaret ettiler. Bugüne kadar bütün ekonomik yolsuzluklar, siyasi olaylardaki siyasilerin insafsızlığı, bugünkü terör olayları bölgemizde vuku bulan bütün bu olayların hepsi aslında o gün Gadir-i Hum günü Hazreti Ali'nin hakkının gasp edildiği günden bugüne kadar bu sıkıntılar maalesef devam ediyor. Gadir-i Hum bayramı ve Tevhidin Merkezi Ehl-i Beyt programına katılan davetlerden biri de Iraklı din alimi Seyyid İzzettin el-Hekim'di. O gün bu Gadir-i Hum'a niye bu kadar önem verildi? Çünkü hakikaten bizim de burada bir bayram niteliğinde toplantısını yaptığımız Gadir-i Hum hakikaten İslam dininde çok tarihi bir dönüm noktası olarak geçmiştir. Şahsiyat kebira misal Ebu Eyyub el-Ansari. Ben şimdi bunu da burada söyleyeyim. Hazreti Ali'nin o gün Gadir-i Hum olayında peygamberimiz tarafından halife olduğunu söyleyen ve şehadet edenlerden birisi de meşhur sahabe Ebu Eyyub el-Ensari, bizlerin de civarında olmakla övündüğümüz Eyüp Sultan'dır bizzat. Gadir-i Hum gününün önemini anlatan Seyyid el-Hekim, günümüzde İslam coğrafyasındaki sorunların Ehl-i Beyt'e yapılan haksızlıklardan kaynaklandığını belirtti. وَمَعَانَاهُ الْعَالَمُ الْاِسْلَامِ بِسَبَبْ هَذَا التَّهْمِيشِ. Eğer bugün 1400 sene sonra İslam dünyası çok büyük sıkıntılar çekiyorsa, hepsinin sebebi Ehl-i Beyt'in haksız bir şekilde haklarının gasp edilerek olması gereken yerden uzaklaştırıldıklarından dolayıdır. Peygamberimiz çok iyi biliyordu ki Ehl-i Beyt'in eğer olması gereken yerden bu 12 imamlar uzaklaştırılırsa İslam dünyasının ne gibi felaketlere düşeceğini çok iyi biliyordu. Peygamberimizin de buyurduğu gibi bu hak Ehl-i Beyt yolu, 12 imam yolu bizleri sapıklıktan kurtaracak olan tek doğru yoldur.